istiyorum. Bu hangi renk? Sarı araba. Bu annenin araba. Bu hangi renk? Bu babalı dedeye araba. Bu? Bu başı. Bu kimin? Bu arabası. Bu kimin arabası? Bu atölye otobüsü. Bu kimin arabası? Dur bakayım. Hani hangi araba bu? Bakayım arabayı göster. Ben göremiyorum. Arabayı göster. Otur şimdi. Bana bak. Kaldır. Aferin. Hadi sür bakalım Can. Sür evet, arabaları. Sen bunda böyle. Açık ya. Yani. Işık. Can'a doğum yaptım. 4960 gram doğdu. Bir ay sonra kollarında farklılık hissettim. Sağ kolu sol kolundan daha kiloluydu. Pek hasta olacağını, genetik hastalık olacağını düşünmemiştim hiç. Doktora götürdüm. Doktor bir rahatsızlıktan şüphelendi ama adını koyamadı. Sonra bize hastaneye, İstanbul'da bir hastaneye, İstanbul'da bir laboratuvarın bu tahlilleri yaptığını söyledi. Sonra İstanbul'a gittik biz. Bursa'daki laboratuvarda? İstanbul'daki laboratuvarda oradaki genetik uzmanı muayene etti, baktı. Sonra hastalıktan bilgisayarda, kitaplarda araştırdı, baktı. Bir tane hastalıktan şüphelendiğini söyledi. Hastalığın adı da Beckwith-Willemann sendromu. Çok nadir görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Bir tane laboratuvarın yaptığını, yurt dışına kanların gideceğini söyledi bize. Sonra orada maddi durum zaten tek maaşla çalışıyor eşim. Tek maaşla o kadar benden, eşimden, çocuğumdan kanlar aldılar tüp yurt dışına gönderdiler. Sonra sonuç bir ay, iki ay, üç ay sonra her biri farklı aylar sonra sonuçlar geldi ve hastalığın adı konuldu. Tahlillere gitti. Çünkü burada o hastalığın adını koyacak hiçbir laboratuvar, hiçbir üniversite yokmuş. Yani Hacettepe'ye de, Uludağ Üniversitesi'ne de her yeri araştırdık. Bu teşhisi koyacak, bu hastalıkla ilgili ne araştırması? Hangi ülkede kondu peki bu hastalık? Hollanda'da. Hollanda'da. Hollanda'da kondu. Kaç yaşında farkına vardınız bunu? Kaç aylıkken oldu bu? Bir aylıkken hastalık kollarında farklılığı hissettim. Evet. Zaten doktor gezip 2 aylık falan oldu o zamana kadar. 2 ay, 3 aylık olduktan sonra ne yapacağız düşündükten sonra işte İstanbul'a gönderdiler bizi. Ancak o laboratuvarın yaptığını söylediler. Sonra hastalığın teşhisi konuldu. İstanbul'daki hastaneye, Bursa'daki hastaneye, hastane dolaşıyoruz. Bu hastalık iç organlarına vurabilirmiş. Tümör ve kist şeklinde iç organlarına vurabilirmiş. En büyük korkumuz o. Bu ne yapabilir peki bununla ilgili bir şey? Hiçbir şey yapılamıyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Bu hastalıkla ilgili ilacı yok, tedavisi yok. Hiçbir şey yapılamıyor. Düzenli kontrolle düzenli ömür boyu kontrol altında olacak.
Dünyada bu hastalıktan zaten interneti açıp baktığımda da bir tane iki tane vaka görüyorum. Kollarda farklılık görmüyorum. Bazılarının dili büyük oluyormuş. Bazılarının karnında iki kat yani karnı oluyormuş. Tek diyebiliriz. Bizimki neredeyse tek diyebiliriz. Yani vücudun bir tarafına komple baştan aşağı. Karın olsun, yanak olsun, bacak olsun. Doktorlara sorduğumda bunun tedavisinin olmadığını, ömür boyu kontrol altında olacağını söylüyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Belki yurt dışında sesimizi duyacak doktor, profesör, herhangi birisi tedavisi olduğunu ya da araştırıldığını ya da bir ümit bekliyorum. Bu çocuğumun iyileşmesi için bir ümit bekliyorum. Yani tek duam bu. Keşke elimden bir şey gelse. Böyle yaklaş bana. Şimdi bana doğru bakacağız. Can da bakacak bana doğru.